Sevgili dostlar, çok güzel bir antik kente daha geldik. Bu aralar sizi bir kültür fırtınasında yüzdürüyorum. Uçuruyorum, öyle söyleyeyim. Öyle takılalım. Şimdi ülkemizdeki bu, diye her zaman söylerim ya, yani petrol metrol yok bizde. Bizim zenginliğimiz toprak altı ve toprak üstü tarihi kalıntılarımızda. Hastasıyım. Bizim zenginliğimizin size anlatamam. Şimdi onun için yapıyorum arka arkaya. Bizim Türkiye'mizin zenginliğini anlatmak zorundayım. Bilmeyenleri, bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler de lütfen zap yapmayın. Açın kanalınızı, dinleyin. 3 programdır size Türkiye anlatıyorum. Tarihi anlatıyorum. Yani şu anda da geldiğimiz yer bunların yani yeni, daha yeni ortaya çıkan bir şehir. Fazla yani şey değil, telebole değil burası. Daha yeni keşfediliyor. Efendim Perge'deyiz efendim. Pamfilya bölgesinin Perge'si. Deniz buraya 8 kilometre. Antik ismi Kestros. Büyük İskender gelmiş milattan önce 300'lerde burayı ele geçirmiş. Yani bu daha geriye gidersek gidebiliriz. Hatta milattan önce 5000'e kadar gidiyordu. Oraları fazla anlatmayayım. Esas buranın yani Perge'nin Perge olduğu en parlak çağı Pax, yani Roman Pax, yani Roma'nın barış zamanı. Milattan sonra 100, 200, 300. Burada burası, çünkü paraları savaş harcamayınca şehirlere harcıyorsun. Çünkü savaş dünyanın en çok lüzumsuz para sömüren, çeken olayıdır. Savaş olan bir ülkede hiçbir yere gidemez. Çünkü bütün parayı, insan gücünü, aklını, fikrini savaşa harcar. Kaldı ki barış olduğu dönemde, yurtta sulh, cihanda sulh olduğu zaman denildiği gibi bir ülke kalkınır. Bir ülkede yurtta sulh olmazsa, cihanda sulh olmazsa o ülke bir yere gidemez. Şimdi anlatacağız. Başlayalım. Girelim bu kapıdan. Bir diyelim ki nehirden geldik. Efendim, bu şehirde stadyum şehrin dışında, tiyatro da şehrin dışında, genelde içinde olur. Bu sefer dışında daha ufak bir şekilde kaplamışlar. Büyük bir duvarla, müthiş bir duvarla, duvarları da göreceğiz. İki tane kulenin arasından şehre gireceğiz. Hadi takip edin. Burada iki tane kule, bir tanesi var imiş, şimdi yok. Bir tanesi biraz var. Kulelerin arasından şehre giriyoruz. Nedir eski antik şehirlerdeki adet? İlk önce bir hamama gidip yıkanacağız. Bir keseleneceğiz. Ondan sonra Sivaslı natırlar var. Tokatlı, Romalı. Onlar güzelce bizi keseleyecek. İlk önce göbek taşı yatacağız. Peştemalimiz falan var. Öyle ya. Yanlış, şaka da yapmıyorum. Aynen böyle. Gelin. Efendim, şehre girmeden evvel bir ufak bir ziyaretimiz var. Bir dua okuyacağız. Plancia Magna adında bir hanıma. Bu hanım zengin bir ailenin gelini. Fakat aynı zamanda bir tapınakta da çalışıyor. Yani bir nevi rahibe diyebiliriz Plancia Magna'ya. Fakat bütün bu antik şehirlerindeki zenginler şehirlerini güzelleştirirler. Hepsi bir çeşme yaptırır. Kütüphane yaptırır, bakın kütüphane yaptırır, kütüphane çok önemli. Zenginlerin yaptığı hayır işleri bir şehri kalkındırıyor. Yani hani onları devlet yapmıyor. Kütüphaneyi de bir hayırsever yaptırıyor, çeşmeleri de bir hayırsever yaptırıyor. Ve kimin parası varsa parasını kendi şehri için harcıyor. Ben anlatabiliyor muyum? Şimdi gelin, burada taş kalmış ama daha şehrin girişle şehre girmeden evvel herhalde uğrayıp burada ablaya bir dua ediyorlardı. Çünkü bayağı şehirde hanımın şeyi var. Eserleri var. Gelin biz de gidelim. Şimdi müzeye, bir kere onun heykeline gidiyoruz. Sevgili dostlar, işte ablamız. Zengin bir abla. Plancia Magna. Valinin de kızı.
Şimdi burada baktık ki yani valinin pardon gelini, valinin oğluyla evlenmiş. Aynı zamanda soylu bir aileden yani zengin bir aileden şehre yaptığı bir sürü yardım var. Yani Pergen'in kurulmasında önemli bir ablamız. Zannediyorum da belirli bir tapınağın da rahibesi olmuş. Yani bu da bir bu soylulukla alakalı bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Çok güzel bir kadın değil. Neresi zenginlere güzel olmaz. Güzel kadınlar çok zengin değildir. Niye acaba? Hay Allah. Kusura bakmayın. Bütün kadınlar güzeldir. Efendim, şimdi geri gidiyoruz ve şehre giriyoruz. Burası Antalya Müzesi. Çok güzel bir müze. Galiba benim Türkiye'de gördüğüm en güzel müzelerin bir tanesi Antalya Müzesi. Hastasıyım. Hastasıyım. Bir müzenin hastasıyım. Gelin. Geri gidiyoruz Perge'ye. Görüyorsunuz değil mi nasıl antik bir kent. Aşağı yukarı 2000 senede bu kadar üzerine yani şu anda bakarsanız şuraya yani 1,5 metre yukarıda bir dolgu yapmış. Esas şehrin seviyesi burada. Bakar mısınız aşınan taşlara? Buradan giriyoruz. Sağımda solumda giriş kuleleri. Bu yıkılmış. Bazı orada. Bu ayakta. Yarı ayakta. Buradan gidiyoruz. Şimdi İmparator Adrian, gerçi Hadrian yazılır ama Roma oku, yani Romaca'ki okunması Adrian'dır. Baba en çok seyahat eden imparator. İki defa gelmiş Anadolu'ya. İkinci gelişi milattan sonra 120'ler. İlk gelişini bilmiyorum. İlk gelişinde imparator değil daha. Gezgin. Sonra imparator olarak gelince baba şeyine bir Antalya'da var Adrian kapısı. Baba için bir tane kapı yapmışlar. Böyle bir şey var. Yani imparator geliyor şehre. Kapısı. Bakar mısınız? Biz de şuraya imparator gibi girelim. Gelin. Efendim tabii süs meraklıları. Bakar mısınız? Mermer bir kemer. Burası orijinal yerinde. Bunu bitmiş olarak düşünün. Üzeri tamamen süslü. Süslere bakın mermerlere. Güzel de bir mermerler. Yöresel mermer. Bu civardan çıkan, dallardan çıkan mermerler. Bunu düşünün böyle şu kapıdaki kemere altına dayanıyor. Bütün burası üzeri de büyük bir ihtimalle mermer kaplı. Bu şekilde değil. Ve yani mermer bir kemerden giriyorsunuz. Şurada iki tane baz var. Buralara kalkan sütunlar, süsler var. Oradan tekrar bir kemere daha giriyorsun. Yani pat diye bir girmiyorsun. Yine böyle dehlizden geçiyorsun. Bu dehliz de şehrin girişinde mermer süslü bir kemer. Büyük bir şaşaa. Üst kısımları buraya konmuş. Bunlar üstüne devam eden kemerin parçaları. Bakar mısınız? Eğer şeyde olaydı, eskiden yaşasaydık bunu böyle görecektik. Günün birinde diyorum ya, zaman tüneli icat olsa da bastak düğmeye seçsek, odaya girsek. Ne zaman gitmek istiyorsun? Perge'ye gideyim baba. Minattan sonra 100 desen çat diye gelsen mesela. Burada Adrian girerken sen de burada akışlayan şey halk arasında girsen. Sevgili dostlar, Profilium yani hamamın anıtsal muhteşem girişi. Şimdiki hali görüyorsunuz. Güzel bir şey yapmışlar ve eskiden böyleymiş. Bakar mısınız girişini? Nasıl bir şaşa. Çünkü hamam bir insanı yani şehre gelen insanı iki türlü temizliyor. Ruhunu, vücudunu tabii ki, elbisesini, onlar da yıkanıyor burada. Hamama giriyorsunuz. Anadan doğma. Efendim şimdi öyle yapacağız. Anadolu olmayacağız tabii. Elbiseniz yıkanıyor, ruhunuz da temizleniyor ve şehre yepyeni bir insan hastalıklardan arınmış. Bu, çünkü sıcak su, buhar sizi biraz da dezenfekte ediyor. Diğer hastalıklarınız falan varsa onları da atıyorsunuz. Efendim terliyorsunuz, terlenen de şeyi atıyorsunuz. Bütün içinizdeki
toksinleri de atıyorsunuz. Toksinlerden arınmış, keselenmiş, efendim deri değiştirmiş, pırıl pırıl olmuş, ruhunu da temizlemiş, kötülüklerden kendini arındırmış, psikolojik olarak şehrini, bir şehre tamamen sıfırlanıp rektifiye oluyorsunuz ve giriyorsunuz. Gelin bakalım, şimdi hamama gideceğiz. Gelin. Şu güzel kapıdan gireceğiz. Gelin. Efendim bu kendi başına bir tek hamam değil tabii. İlk başta koca bir meydana önümüzde palestraya gibi. Palestra yani jim, yani gymnasium, yani egzersiz salonu. Yani ter atma salonu. Vardır ya şimdi moda ya. Hani hanımlar bilmem ne kadar verip aylıkta şey oluyorlar. Efendim spor salonlarına üye oluyorsunuz. Yani içinde hamam da var falan hani. Sosyetik olanlar da var. Kadınlar hanımlar bisiklete biniyorlar falan. Yani stair master. Merdiven çıkıyorlar falan. Koşuyorlar, moşuyorlar. Şimdi gazete, televizyon falan izliyorsunuz. Onlar burada. Efendim aylığı 200 plaster atıyorum. Sosyetik olan bir şey. Bütün aktrisler, aktörler, televole kameraları falan bu tarafta. Efendim spor salonundan sonra terimizi attık ve efendim ilk önce tipiderium yani ılık oda, arkasından sıcak odaya gideceğiz, kaldariyuma gireceğiz. Sonra kendimizi şok havuzuna atacağız, soğuk sulara böyle pat diye atacağız. Tekrar o cycle devamlayacağız. Böyle birkaç gün cycle devamlanıyor. Bu arada elbiseler falan yıkanıyor, onları verdik yıkamaya. Onları yıkarken gelin şimdi soyunup havama doğru gidelim sevgili dostlar. Sporu da yaptık. Biraz koştuk moştuk yalandan. Ben çok spor yapan biri değilim. Vaktim yok çünkü. Gelin gidiyoruz. Şimdi efendim müthiş bir havuza geldik. Ve unutmayın ki bütün bunlar bakın yüksekliğine şu kemerden anlayın yüksekliğini. Kapalı bir alan. Bakar mısınız kaç metre? Ve her taraf buyurunuz mermer kaplı. Bir parça burada kalmış. Unutmayın ki bu mermerler bütün buralar. Silme. 15-20 metre gittiği kadar mermer. Yer buyurunuz. Yerler müthiş. Mermer. Bakar mısınız? Üç ayrı renkte, gri, siyah, beyaz. Bakın dizaynı, bütün yerler böyle. Hastasıyım bu döşemenin. Ben de kendi mutfağımı, evimi böyle yapmak istiyorum. Banyomu böyle yapacağım. Burada, buyurunuz efendim. Müthiş bir havuz var. Sonra gireceğiz bu havuza. Daha girmiyoruz. Şimdi, tipideryuma gidiyoruz. Kölemiz yağlarımızı taşıyor. Vücudumuz yağlı. Spor yaptık, hep yağ sürdük böyle. Şehri yağlı olunca böyle pırıl pırıl da parlıyoruz. Efendim, aslanlar gibi. Köylüler arkada geliyorlar elimizde. Onların strigil diye bir kanca gibi bir alet var yağları almak için ve bir nevi kese için. Şimdi müzeye gidiyoruz. Size bir strigil göstereceğim. İşte efendim strigilis. Bu banyoda, hamamda yağlı yürüyorsunuz. Şeyden geliyoruz, spordan geliyoruz. Yağlandık, gösterişlendik falan böyle. Sonra o yağları terle beraber yani bir nevi kese. Bunları böyle sıyırmak için uçları kıvrık metaller. Strigilis. Bunu böyle arkamızda güçlük mutlu, göbekli, bıyıklı adamlar ona geliyorlar. Bu aletlerle bütün vücudumuzu böyle böyle yağları atıyorlar. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz efendim tipiderium. Yani ılık odaya. Buyurunuz. Buyurunuz. Ilık odada müthiş. Nasıl yaşasak o devirde ya? Nasıl gitsek geriye yaşasak? Ya şimdi buyurunuz. Tipideryumda hipokaustum sistemi. Yerden ısıtma. Türk hamamlarında olan sistem o zamandan beri emrinizdeymiş. Bakın ateş tuğlaları burada yani burası yerin altı. Döşemenin altını gösteriyor. Üzerinde döşeme var imiş. Alttan aldı ki döşeme ısınıyor ama daha gel burası ılık oda. Ilıklığı bu kadar olduğu için bu kadar veriyor. Buralarda herhalde yok. Buradan başlıyor bir ılıklık vermeye. Daha buhar da yok. Şimdi
Şimdi gireceğiz cehennem kısmına. Kalderyum. Ha, ilave ediyorum. Geri sizi müzeye götürüyorum. Müzeye bakacağız. Çünkü bir Roma hamamında inanamayacak kadar heykel var. Şimdi heykellerin yerini tam olarak bilinmiyor. Yani yerin altından çıktığı için heykeller tam bilimsel araştırmada yani şurada heykel vardı diyemiyoruz. Bildiğim kadarıyla en azından diyemiyoruz. Ama müzeye gidelim, bir heykellere bakalım. Yani bu hamamdan çıkan heykelleri görmeye gidelim. Sonra tekrar geri geleceğiz, başka kısma geçeceğiz. Efendim, hamamdan çıkan heykellerden bazıları. İmparator Septimus Severus. Septimus 7. demek asıl Latince ama 7. Severus. Efendim ve yengemiz, hanımı Julia Donna. Yan yana onlar duruyorlar idi hamamda. Efendim yenge ve imparator abi. Ama kılık müthiş, bakar mısınız? Buraları, bunlar hep de metal bir şeyleri falan, deriden, metalden müthiş kılıkları var. Etek, ondan sonra deri, çizmeler, yani müthiş. Baba yani. Hastasıyım, bakar mısın şuna? Evet. Şimdi geldik en ağır abiye, İmparator Adrian. Hadrian olur dediğim gibi, Adrian okunur. Efendim ikinci yüzyıl milattan sonra bu imparator Adrian, dediğim gibi Pax Romana, yani Roma barış devresinin zamanının imparatoru olduğu için baba savaşmamış. Çünkü Pax Romana'nın yani Roma'nın barış devrinin imparatoru savaşmadığı için de bütün Roma İmparatorluğunu gezmiş. En çok gezmiş olan hükümdardır. İki defa gelmiş Perge'ye. Birincisinde imparator değilmiş, imparator namzetiymiş. İkincisinde imparator olarak gelmiş. Ve bu adam geliyor diye biraz da yani taslat alalım diye, biliyorsunuz bunlar Roma şehirler ama burası Doğu Roma. Roma'da yani İtalya'da uzak bir şey ama çok önemli kısmı Roma İmparatorluğu'nun, Doğu Roma İmparatorluğu'ndan evvel, Roma İmparatorluğu tek iken bölünmeden evvelki şey zamanda. Bütün kasabalar, bütün yerleşim yerleri, ah bize gelse de biz onu güzel karşılasak da, o da gelmişken tamam kardeşim bu şeyi de ben yaptırıyorum, çeşmeyi de, kütüphanede de benden falan dese, bir tahsisat çıkarsa. Bir tane daha gelecek Adrian heykeli. Efendim İmparator Trajan, o da ikinci yüzyıl. Elbise müthiş, etek müthiş, deriden. Bu eser Belçika'ya gitmişti, işaret var sergiye. Sabina gene hamamdan gelen. Burada geldik Adrian'ın biraz daha gençlik heykeline. Şey bir çocuk yani, bir adam. Herhalde burada yaşı 25 falan yaşında. Böyle bunlar kıvırcık saçlı, kıvırcık sakallı, büyük bir böyle sarışın, renkli gözlü insanlar. Efendim şimdi bunlar çeşitli heykeller. Bunlara girmeyeceğim ama sizi bir heykele götüreceğim ki işte hamamdan çıkan, yani banyo ötesinden çıkan, benim hastası olduğum, yanıp tutuştuğum heykel. Dans eden kız. Bu siyah mermer, bu figür, yani bunu nasıl yaparsın? Nasıl bir sanatçısın sen? Yani uçuşan bir ipek olduğunu tahmin ettiğim bir kumaşın bir mermere işlenmesi, ben böyle şey görmedim hayatımda. Bu nasıl döküm verirsin, katları nasıl verirsin ya? Bakar mısınız? Nasıl bunu koluna sarıp da böyle uçuşturursun? Nasıl dans eder bu? Nasıl yani böyle dönen bir kadın şey yapıyor falan, atış şeyleri falan uçuşturuyor, tülleri mülleri dans ediyor, şeyle tüllen dans ediyor. Ve onun heykeli. Bunun hastasıyım. Bence zannediyorum da müzenin en önemli heykellerinin bir tanesi bu. Dansöz heykeli. Gene tabii ikinci yüzyıl milattan sonra sevgili dostlar. Şimdi gidiyoruz geri güzel beldemize, Perge'mize. Ben daha işim var. Ben daha yıkanacağım. İşim var biraz, müsaade eder misiniz? Şöyle bir terliyim, meldiyim, keseleneyim. Oradan geri gelelim. Efendim, geldik hamamın can alıcı yerine. Kalderyum. Efendim geldik. Burada yanma merkezi kazıyor ama herhalde şurada bir yerde olmalı. Daha kazı yapılmamış. Orada bir merkezde yanıyor odunlar. Onun dumanları
şuraya bakın şu dehlizlere buraya veriliyor. Yeri alt hep dumanla sünüyor. Bir kısmı buyurunuz duvarın içine veriliyor şuradan. Bakın duvarın dış, burası içi kaplaması, bunlar dış kaplaması. Arada bir boşluk var şu kadar. Yani duvarın içi ve dışı arasında gördüğünüz gibi bir karış mesafe var neredeyse. Galiba Roma'da burada yok ama bir de sudarium var, terleme odası. Buralarda bu şeyde yok, bu kültürde yok. Roma hamamlarında bir de sudarium, sudare, İtalyanca terlemek demek. Sudarium'da terleme odası. Biz şimdi kendimizi bir soğuk su havuzuna atarak şok yapacağız vücudumuza. Buyurunuz. Dikkat atlamayın yazıyor Romaca. Ama ben atlayacağım. Buz gibi suya bir şok yapacağım vücuduma. Siz müzedeyken ben de bu cycle'ı bitireyim ve acıktık bir şeyler yemeye gitmemiz lazım. Şimdi efendim bu bir Dionysos lahdi. Çok matrak. Şimdi bunu heykeltıraşlar uzun uzun hazırlıyorlar. Ondan sonra adam ölünce ailesi satın alıyor parasına göre zengin. Ondan sonra ölen adamın ve karısının kafaları benzeterek oraya konuyor. Yani şu parçanın yapılışı ile bu parçanın yapılışı ayrı zamanlarda. Bu öldükten sonra, bu ölmeden evvel yapmış. Enteresanı bunun, diğer tarafı geçiyoruz, diğer tarafı bitmemiş. Yani oradaki incelik sanki orada burada yok. Yani bu yarım yapılmış ama daha sonra bunu oturup ya arkadan efendim oyacak. Bu daha üç boyutlu yapacak, bu iki boyutlu duruyor. Enteresan, onun niye olduğunu bilemediler. Ben de tahmin edemedim şu anda. Mesela burası daha bitmeye yakın. Burası tamamen bitmiş. Bakar mısınız? Evet sevgili dostlar. Yürüyorum Portico'da. Yani Portico dediğim bu gördüğünüz sütunların üzeri ahşap kaplı. Burası kaplı bir yer. Şey, yağmura karşı. Efendim kışın. Yazında çok sıcağa karşı. Çünkü burası sıcak, Antalya'dayız unutmayın. Efendim o zaman da iklim fazla değiştiğini zannetmiyorum. Güneşli ve yağmurlu bir iklim. Üzeri kaplı bir koridordan yürüyoruz. Burada dükkanlarımız var solumuzda. Yiyecek satıyorlar. Hediyelik eşya, yiyecekler, ufak sandviçler. Kızlar çalışıyor. Efendim fıstık gibi kızlar ufak sandviçler yapıyor. Şimdi geldik Agora'nın girişine. Agora çok güzel bir agora. Ortada bir Magellum var. Magellum. Yuvarlak bir kısım. İlk önce istiyorsanız şeyden şunun bir şeyine bakalım. Planına bakalım. Buyurunuz. Girdiğimiz yer. A kapısından girdik. Ortada şöyle bir kare tamamen. Dükkanlar ta 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 ta. Efendim 42 tane dükkan var. Kiralık vakıfların malı ucuzdur. Yani kapalı çarşı gibi bunları vakfe kiralık yapacağız. Perge Vakfı zamanın efendim. Gelin müthiş bir meydana geldik, pazara. Şimdi Agora sırf yiyecek pazarı değil. Toplantı yeri, muhabbet yeri, kahvede satranç oynuyorlar. Domino, pişbirik yani. Efendim çaycı var, askılı geliyor. Çay vereyim mi abi falan var, öyle düşünün. Efendim, kıraathane, efendim, bunlar biraz tembel. Öğleye kadar çalışıyor, öğleden sonra çalışmıyorlar çünkü. Romalılar çok çalışkan bir halk değil, biraz dekadan halk. Ki bunlar Doğu Romalılar, esas Batılılar daha da tembel. Bizimkiler gene Anadolu Romalı bizimkiler. İşte bu da zamanın tavlası. Herhalde zarsız oynanıyor, bakmayın dama gibi taşlarla. Ya tipiderium'da, hamamda yahut da agora'da milletin toplandığı yerlerde insanların vakit geçirmek için Romalıların biraz da tembeller galiba. Kahvehane adam var ya bizim kahveci adamlar, karla çalışıyor adam kahvede onlar gibi adamlar tahmin ediyorum. Orada oynadıkları oyundan bir oyun nasıl oynadığını da bilmiyorum. Bilen var mı onu da bilmiyorum. Bilim adamları biliyor mu onu da bilmiyorum. Bir nevi dama. Üç taş falan. Öyle bir şey. Şimdi dükkanlar demiştik ama bu adam herhalde balıkçı. Orada bir yunus işareti var. Bakın yunus gözleri. Bir yunus balığı var. Herhalde balıkçı. Efendim. Beyefendi bu dükkanın sahibi. Efendim balık satıyor. Ya da balık mamulleri satıyor.
balık yumurtası falan da olabilir. Kurumuş balık da olabilir. Salamura balık da olabilir. Çok o zaman salamura balık yediklerini tahmin ediyorum fazla şey olmadığı için buzdolabı tekniği hemen balıkları daha şey yapmadan, bakteri almadan salamura yapıyorlardı herhalde. Sirkeye yatırıp, efendim bir zeytinyağına yatırıp bir şekilde saklıyorlar. Bütün buralar dükkan dediğim gibi. 42 dükkandan. Evet, yemeği yedik. Doyduk. Efendime söyleyeyim. Şimdi birkaç şansımız var. Kütüphaneye gidip belki kitap okuyabiliriz. Efendim yeni atlet spor yaptık. Atlet spor yapmayacağız. Belki akşam saat daha 2. Akşam 4'te bir oyun varmış. Tiyatroda ona gideriz. O oyun izleriz. Güzel bir oyunmuş. Ona arkadaşlar da gelecekler. Biletlerde yer bulduk. Efendim. Belki bir yarışlar varmış stadyumda. Şehir dışında stadyum var. O yarışlar biraz gülle, biraz atletizm şampiyonları var. Bizim mahalledeki çocuk şey yapıyor. Atlı arabası var, atlı araba yarışları var stadyumda. Belki çocuğu gider destekleriz. Öğleden sonra biraz şey yapalım kendimizi. Daha kültürel faaliyetlere. Yıkandık, temizlendik, arkadaşlarla görüştük, yemekte bir şeyler yedik. Efendim, şimdi biraz kültür yapalım. Şimdi bunu bakacağız. Kütüphaneye mi gidelim? Stadyuma mı gidelim? Gelin bakalım. Ne bakacağız ya? Öğleden sonra bizim hayat, bu hayat ne güzel. Ah, biz Romalıyız, gelin. Benim için bu tarihi bir, yani o zaman da tarihi bir anıt. Çünkü bu kulelerin yapıldığı milattan önce 3. yüzyıl. Yani ben bunu 400 sene sonra görüyorum şu anda. Şimdi ben yaşıyorum ya, milattan sonra 100 yılında yaşıyoruz. Efendim, yani aşağı yukarı 400 sene evvelde kuleleri Helenistik periyodda, yani Helenler yapmışlar, Yunanlar yapmışlar, Romalı. Biz Romalıyız. Efendim, fakat çok... enteresan iki tane kule. Şimdi onun arasından güzel bir meydana geçeceğiz. O meydanda atalarımızın heykelleri var. Bir onları görelim. Tok karnına. Heykellerimize bakalım. Oradan devam edeceğiz. Yani bu işin sonu bitecek herhalde stadyumda. Canım onu istiyor. Tiyatroda belki tiyatroya gideriz ya. Bakayım. Ya stadyum ya tiyatro. İkisi yan yana. Bakalım hangi oyun varsa, hangi yarış varsa, hangisi enteresansa ona gideceğiz. Akşam 4'teki programa göre. Erken yatıyoruz biliyorsunuz. Fazla şey değiliz. Öyle gece eğlencemiz öyle sabahlara kadar mı diskotekler falan yok. Gelin buyurunuz. Efendim bu kısım atmalı kısmı, gördüğünüz kısım sonradan yapılmış. Yani kuleler milattan önce yapılmış. Burası milattan sonra Adrian zamanı yapılmış. Bütün duvarda da gördüğünüz kısımda şehrin kurucuları, ileri gelenlerin büstleri. Fakat bir tane bile büst yok. Müzede de yok. Soruştum, şimdi müzeye telefon açıp sorduk. Müzede de yok. Çünkü yani büst sonunda en şu kadar bir şey yani en kolay ve orada ağırlıktan duruyor. Oraya bağlı da değil. Büyük heykel değil ki. Bir tanesi alıp zamanında acaba New York'ta hangi zenginin evinde birkaç tane olabilir. Birilerinin özel koleksiyonlarda buradan çıkan büstler satılmış duruyor olabilir. Onu bulacağız. Buraya ait olduğunu ispat edeceğiz. Geri vermek için dilekçe yazacağız. Alıp geri gelip buraya koyacağız. Hani buraya aslında koymasak bile alçı şeyini alsak o da yeter bana sorarsan. Alçı yani tutup da bunu biliyorsak altta isimleri yazıyor. Bir bakar mısınız? Augusto Semagna Magna bilmem ne. Sevgili dostlar, Herakles yani Herkül'ün, yani dünyayı sırtına taşıyan Herkül'ün, kuvvet tanrısı Herkül'ün çok heykeli var. Aslında bunların orijinalleri bronz ve Yunan. Romalılar da bunu taklit etmişler. Nitekim Perge'de bulunan bir meşhur Herakles heykeli var ki, Perge Herakles'i diye tanınıyor. Her şehrin bir Herakles'i var zaten. Ama Perge Herakles'i en güzeli olanı. Bunun fi tarihini bilmiyoruz. Üst kısmı
Bakın şu çizgiden bir görüyorsunuz. Üst kısmı, yani bu vücudunun üst kısmı, kafası Amerika'ya kaçırılıyor. Sonra bunun Amerika'da olduğu anlaşılıyor. Amerikalılar bunu vermiyorlar. Bir alakası yok diyorlar. Sonra önemli bir şey oluyor. Perge Kazı Başkanı Jale İnan alt kısmını, yani iddia ettiği alt kısmını, Amerikalı inanmadı alt kısmını, alçı kopyasını yapıyor. Alıyor, onu Amerika'ya gidiyor. İkisini bir koyuyorlar üst üste, lap diye oturuyor. Ama üstü bizde yok. Üstü alçısını alıyoruz falan falan ama orijinali Amerika'da. 28 yıl süren bir dava açılıyor. 28 yıl dava açılıyor. Sonra biz Amerikalıları biraz korkutuyoruz. Bütün kazı izinlerinizi alırız. Hiçbir Türkiye'de, Türkiye topraklarında kazı yapamazsınız bundan sonra. Kazı izninin yanına bile yaklaşamazsınız falan falan diye bir tehditle 28 yıl sonra nihayet layık olduğu yeri müzemizde üst kısmı orijinali bulunuyor. Amerikalılar da bunu tıpış tıpış veriyorlar. Biraz korku, biraz blöf ülkeye dönüyor. Efendim burası Sütunlu Cadde, ana cadde. İleride Kestros heykeli var, nehir tanrıçası. Efendim onun altından sular kutsanıyorlar. Şu ortadan su akıyor. Ne biçim dizayn. Sular buradan birbirine aşarak geliyor. Yukarıdan itibaren eğim var çünkü. Bir havuzdan bir havuza, bir havuzdan bir havuza, bir havuzdan bir havuza akıyor. Herhalde balıklar falan da yüzüyordu, süs balıklar içerisinde. Efendim, Perge Sular İdaresi. PDSI. Var ya. Burada bakar mısınız sisteme? Künklere. Buraya gelen sular, bakın bir burada, bir burada, burada da vardı herhalde. Şu kayalardan, burada da devam ediyordu herhalde. Şu kayadan kapalıydı herhalde. Buradan sular dağılıyor. Esas ana merkez burası, ana merkez bulunmamış. Dibi kulum, yani sular idaresinin olduğu şey bulunmadı ama burası bir parçası. Burada da bir tane künk var. İlk önce hamama, yani suyunun çokluğuna göre, seviyesine göre ilk önce hamama veriyorlar. Ondan sonra umumi yerlere, efendim, insanların kullanacağı. Ondan sonra da su seviyesi idare ediyorsa insanlara parasıyla Devlet Su İşleri, DSI, Perge Su İşleri, PSI yani size parasıyla satıyor. Su saatiniz var bir şekilde herhalde. Efendim, metreküpü bilmem neyse parasını veriyorsunuz. Plaster. Ona göre evinize su alabiliyorsunuz. Bu sistemde müthiş bir sistem. Bir de kanalizasyon sistemi de var üstelik. Yani bu temiz su. Bir de pis su sistemi var. Ondan da göstereyim rögar kapaklarını. Ama benim hastası olduğum kısım, şimdi bir daha bakalım oraya. Güzel bir yere geldik. Ortadaki akan kanal. Onun hastası. Buyurunuz. Bir ortada bir köprü de yapmışlar. Hani buradan su atılacak haliniz yok herhalde karşıdaki dükkanlara geçmek için. Çok hoş bir taş köprü. Buradan şırıl 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 sular akıyor. Şırıl 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 non stop. Şimdi çeşmeye gideceğiz, bakacağız. Suyun kaynağına. Bakar mısınız? Bu kutsal bir su. Yani bildiğin su değil. Bildiğin su çıkıyor dağdan da bir yerde kutsanıyor, ondan sonra akıyor. Böyle kutsal olmadan şehre giremiyor su. Şimdiki hali ve eski hali. Adrianus Akropolis, Nymphaeum. Efendim burası Nymphaeum, yani şehre suyun girdiği nokta. Kaynağı değil, kaynağı dağda. Dağdan aşağı iniyor. Akropolis var yukarıda ama antik, yani Roma, bizden evvelki zamanda. Şimdi Romalıyız biliyorsunuz. Akropolis'ten aşağı inen bir su var. O suyu şehre buradan giriyor. Efendim bu heykeli olan tanrı
Bence tanrıça olması lazım. Kestros. Gerçi tanrı yazıyor kitaplarda ama tanrıça gibi geliyor bana. Zaten bu tanrılar da biliyorsunuz çok seksli. Yani dişi erkek arasında çok az bir şey var. Fark var. Çok büyük farkları yok. Hem dişi hem erkek olabiliyorlar. Altından bakın oradan su giriyor. Buraya pişirir, olukla akıyor. Bu şey dolduktan sonra bu havuz. Burada merdivenlerden cır cır cır. O kopup gidiyor. Müthiş değil mi? Burada iki tane heykel var. Apollon heykeli önemli. Müzede onları herhalde göreceğiz. Şimdi gidelim de şu müzedeki heykelleri görüp gelip buraya devam edelim. Efendim bu yakışıklı arkadaş da yine Perge'den Apollon. Apollon hastasıyım çünkü müzik, şiir, sanat tanrısı. Benim de en sevdiğim tanrıların bir tanesi, meslek icabı. Bu, sevmek zorundayım zaten. Benim işim, benim işimin tanrısı öyle diyebilirsiniz. Yakışıklı, dalgalı saçlı, efendim güzel gözlü, yani tatları falan şey bir çocuk arkadaş. Yani düzgün bir arkadaş, çok sinirli bir arkadaş değil, daha çok sanat üzerine. Bir şair, bir müzisyen, öyle bir. O da Perge'den çıkan bir heykellerin en güzellerinden. Evet efendim, bizim Apollo'nun ikiz kardeşi sayılır Artemis. Hep elinde ok ve yay vardır. Burada yok gerçi ama belki vardı, kırıldı. Ok ve yay tutar. Avcı tanrıçadır. Yabani hayvanların ve av tanrıçası. Ve kadınlar, yani kadınlar öldüğü zaman Artemis'in okuyla öldü, mutluluğa erişti denir. Hamilelikte ölen kadınları da Artemis'in öldürdüğü söylenir. Yani elindeki ok ve yaylarla pişt vurup atar. Nemesis. Çok güzel bir kadın Nemesis. Ama yani daha çok kibir, aşırı gurur, kendini beğenmişlik simgeler. Bir aşk hikayesi de geçirmiştir. Zeus, zampara bir tanrı. Tanrıların tanrısı Zeus. Şey bir abi, yani uçana kaçana bir abi. Aşık olur Nemesis'e. Nemesis de korkudan kendini kaza dönüştürür, kaz olur. Saklanmak için. Fakat Zeus gene de pes etmez, kuğu olur ve kızla birleşir. Ve bir yumurta verdirir. Şimdi herhalde böyle bir şehir bu devirde bile yok. Bu kadar modern bir şehir. Düşünsene milattan sonra 100, yani tam yani 2000 sene evvel yapılmış bir şehirde sistem var. Kanalizasyon bütün cadde boyunca, bakın delik altı. Kanalizasyon sistemi. Pis su. Böyle de gidiyor. Böyle de gidiyor. Yani bu bütün bu şehirde tabii güzel bir şey var, plan var. Bütün plan içerisinde geometrik planlar içinde yapıldığı için hepsinde altında ortadan temiz su, altından kirli su, bir sistem. Nasıl bir şehir ya? Nasıl bir akıl? Bunun hangi, yani bu nasıl bir para? Bu nasıl bir düşünce sistemi? Bu nasıl bir, yani inanılmaz bir şey. Yani bu devirde bile yok. Bakar mısınız? Kenti ana suyu taşıyan su kemeri. Efendim orası şehrin batı kapısı. Batı kapısına geldik. Yani kesen yolun, bu yani şehir şöyle biliyorsunuz. İki tane yol var. Buradan girdik biz. Şimdi şuradayız. Batı kapısı. Ve tabii gene söylediğim gibi, şimdi tekrar edeyim. Kapıdan ilk girişte hemen bir hamam olması lazım. Yıkanacaksınız. Şehri öyle yıkamadan giremezsiniz. Burada bir meydan var. Şurada bir çeşme var. Müthiş heykeller buradan çıkmış. Onları görmeye müzeye gideceğiz birazdan ama size anlatacağım bir şey daha var. Şimdi müzeden evvel müzeye gideceğiz. Hamamı göstermiyorum çünkü hamamda kazı yapılmamış. Girişi gösteriyorum. Burada da bir at heykeli var. İmiş. O da müzede. Hadi. İşte çeşme deki çıkan heykeller son kazılarda. En başta hastası olduğu bu güzel kadın Afrodit. Güzellik tanrıçası. Hastasıyım. Afrodit bir
Afrodit'in maalesef başının kırıldığı Afrodit 2, efendim, bu çeşmenin önemli heykellerinden. Bu çeşme Karakalla Çeşmesi olarak da, Batı kapısında biliyorsunuz, oradan girdik baktık, biraz evvel oradaydık. Batı kapısındaki hemen çeşme, hamamlardan evvel. Efendim, Helios heykeli, Helios güneş tanrısı abimiz, müthiştir. Peri kızları vardır, Rodos. Bu Rodoslar sarışın peri kızlarıdır. Yani Rodos adasındaki isim de oradan gelir. Helios da zaten o adanın, yani Rodos adasının tanrısıdır. Hatta girişinde, Rodos adasının girişinde böyle bir meşhur heykel, dünyanın 7. harikalarından bir tanesi vardır. Rodos heykeli denir. Orada Helios'un heykelidir. Işık tutar ve aynı zamanda o fenerdir. Rodos'un feneridir. Ta bilmem nereden görünür. Türkiye'den görünür o fener. Marmaris'ten görünen bir fener var imiş. O bronzdan heykel, o artık yok. Eritilmiş, yıkılmış, eritilmiş, gitmiş. Ama şeylerde tarihte adı geçer. Böyle ayağı açık, ayağın arasında gemiler girer. O Helios, bu Helios. Güneş tanrısı. Hastasıyım. Şimdi efendim, Karakalla çok zalim bir Roma kralı. Biraz da sapık. Bakar mısınız surata? O kadar çok halk bu adamı sevmiyor ki, Romalılar. Hiç sevilen bir kral değil. Onun için dünyadaki, bu çok önemli, çünkü dünyada bulunan tek heykeli. Mesela Adrian'ın herhalde 100 tane heykeli vardır dünyada. Bunun bir tane. Hepsini sonra kırmışlar. İnsanlar nefret ettikleri için. Gitmiş mesela küçük kardeşini öldürmüş ilk başta taht kavgasında. Tutmuş 20 bin kişi öldürmüş. Aslında rahipler de olan 20 bin kişiyi. 20 bin kişi dediğiniz o zaman bir şehrin nüfusu 20 bin. Yani şimdinin 2 milyonu. 2 milyon kişiyi o zamanki şeye göre düşünürseniz kesmiş. Öyle bir gaddar kral ve bunun bakalım suratından belli. Sapık namussuz. Meşhur ve nefis at heykeli. Çeşmenin hemen sağında. Biraz evvel oradaydık biliyorsunuz. Çeşmeden bu kadar. Yeni dönüyoruz şehrimize. Daha işimiz var. Efendim geldik. Bu güzel şehrin son noktasına. Akşam oluyor. Buradaki müsabakaları izleyeceğiz. Eve gidip uyuyacağız. Efendim burası Pergen'in stadyumu. Stadyo. Stadyo bir ölçü aslında. 186 metre. Bir stad. Stadyum da tam da bunun boyu yüksek 86 metredir olması lazım. Ölçmedim gerçi ama. Burada hem gladiyatörler vuruşuyorlar. Atletizm müsabakaları yapılıyor. Bizim komşu çocuk Antonius bugün disk atacak. Disk şampiyonu, iri yapılı bir oğlan. Efendim, babası yakın arkadaşım, yani amcası gibi yakınım ona. Onun için onun müsabakasında şeye geldik. Antonius, Antonius, Antonius. Efendim güzel. Müsabakayı izledik. Altından bir şeyler yiyeceğiz. Bir tane aşçımız var. Romalı, İtalyan. İtalya'dan gelmiş Roma. Biz Doğu Roma İmparatoruyuz. Gerçi Roma'yı konuşuyoruz ama İtalya'dan gelen bir aşçı getirdik özel. Zenginiz. O bize bir şeyler pişirecek. Biz de onu yiyeceğiz. Hadi şimdi Romalı aşçının yemeğini yemeye. Hadi gidiyoruz. Efendim Antalya'da İtalyan lokantası. Hadi Roma'dan geliyoruz. Roma'ya gidelim yemeğe. Nermin Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Nermin Hanım, lokanta. Gelin gelin. Ben hanımlarla. Buyurunuz efendim. Efendim, şimdi. Alessandro. Ciao. Ciao, buonasera. Molto bene, grazie mille. Molto bene, grazie mille. Alessandro, İtalyan. Yani Roma'dan geliyoruz. Hani bari bir pizza yiyeceğiz. Allora mi fai un pizza buono? Che fai? Certamente, una pizza classica italiana. Classico italiana, classic Italian pizzası. Pizza, unutmayın pizza değil. Pizza, iki tane Z, bir tanesi T okunur İtalyanca'da. Pizza denmez. Pizza denir. Pizza. Aynı zamanda peynirin adı.
Mozzarella, mozzarella değil. Mozzarella, mozzarella değil. İki buçuk ila üç dakika. Buradan gözüyle görecek onu. Çevirecek, mevirecek. O zaman tamam. Sanki biraz da efendim çeri domateslerden biraz şöyle bir renk görsün diyor. Bak 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 bak. Parmesan mancavi. Biraz parmesan peyniri. Allah'ın emri diyor İtalyanca nasıl diyorsa. Ovviamente la polpa del parmigiano. Mancabile, olmazsa olmaz dedi. Il basilico. Ve fesleğen. Finale. Gran finale, büyük final. Gran final yapıyoruz. Kekik. Toz kuru. Ve en büyük final. Zeytinyağı. Zeytinyağı sızma. Ve è pronta? Che bello. Compliment. Grazie mille. Grazie mille. Fammi andiamo a mangiare. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çok mersi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Hay maşallah maşallah. Hay maşallah maşallah. Evet efendim. Vallahi müsaade ederseniz arkadaşlar. Ayıp olmaz size, yabancı değilsiniz. Şunu elimle götüreyim ya. Zeytin güzel, yakıştı zeytin, zeytinyağı, ekmeği ve mozzarellası, hastasıyım. Buranın meşhur tat, bakın buranın özel tatlıymış, buranın meşhur. Adana, 1,5. İnanmamıştım ama öyle yemiştim. Acılı tatlı. Böyle bir kek çikolatalı çok güzel. Bunu yiyin dedikten sonra burada bir acı geliyor, Adana usulü. Yani bunun Adana keki, 1,5. Kuyruk yağından. Öyle düşüneceksiniz. Şaka bir yana, müthiş. Ki ben tatlı seven biri olmadığım halde. Yemem pek tatlı. Yemekten sonra hayatta yemem ama bunu yiyorum. Galiba da bitireceğim. Biliyorsun yemeklerini bitirmem hiç ama bunu galiba bitireceğim. Müsaade ederseniz. Şöyle yapayım, ben size veda edeyim de ben sonra bunu yiyeyim. Efendim,
güzel gezdik. Güzel gördük. Güzel anlattık, ümit ederim. Anladık her şeyi. Efendim, Perge, Antalya'ya 16 kilometre. Müthiş bir Antalya Müzesi hastasıyım. Perge hastasıyım. Yani böyle bir antik kentin yurdumuzda olması... Ya ben bilmiyorum siz ama ben çok övünüyorum. Gurur duyuyorum. Yani milattan önce 8000 yılından, 7000 yılından başlayıp da günümüze kadar hatta en şaşalı devri milattan sonra 1. 2. yüzyılda Roma devrini yaşamış kentlerin bizim toprağın altında fışkırması beni çok etkiliyor. Bilmiyorum sizi etkiledi mi ama beni hakikaten ülkemle, insanlarımla, Kültür Bakanlığımdan gurur duyuyorum. Efendim hoşça kalın. Bu hafta da bu kadar. Ayhan Sıcımoğlu, Bloomberg HT, Renkler. Her hafta beraberiz. Hastasıyız. Hoşça kalın.